Sayın seyirciler, yapılan bir araştırmaya göre ülkemizde doktorların %17'si hasta yoğunluğundan ötürü yaşadıkları zaman darlığından reçetede yazdıkları ilaçları nasıl kullanacaklarını hastalarına söyleyemiyor. Bu durum sağlık konusunda yeni bir yapılanmaya ihtiyacımız olduğunu hissettiriyor. Buyurun izleyelim efendim. Pardon, bakar mısınız? Bu ne sırası acaba? Bedava ekmek sırası. Lan ne sırası olacak kardeşim? Doktor sırası işte. Ya kızmayın hemen canım. Sordum sadece. Etrafı biraz kalabalık görünce. Tamam. Sen ne için gelmiştin? Muayene olmak için. Oldun mu peki? Yok, daha olamadım. İyi de kardeşim, o zaman sen yanlış yerde bekliyorsun ya. Bu muayene sırası değil ki, reçete sırası. Reçete mi? Reçeteyi doktor vermiyor mu? Lan reçeteyi doktor veriyor da reçetedeki ilacı nasıl kullanacağını kim söyleyecek? Ya yanlışlıkla ağzından alacağın ilacı alırsan ne olacak ha? Ayda ya kardeşim, doktor söylemiyor mu ilacı nasıl kullanacağımızı? Allah Allah ya, doktorun vakti mi var? Baksana şuna bir. Neyin var? Başım ağrıyor. Al şunu. Neyin var? Belim. Al şunu. Neyin var? Al şunu. Allah Allah. Daha ağ dedim, reçeteyi tutuşturdun elime doktor, bu ne ya? Hadi kardeşim hadi, daha sırada kaç hasta var sen biliyor musun? Sıradaki vakit yok, hadi. Sabah akşam tok karnına, günde 3 defa burundan damla, 12 saatte bir aç karnına. Anladım. Doktor bey, ben günde 3 defa tok karnına. Ya iyi de benim ne rahatsızlığım var? Ben muayene olmadım ki daha ya. Ya kardeşim, muayene olmuşsun işte, elinde reçeten var, Allah Allah ya. Allah ya. Almayacaksın kardeşim böylelerini hastaneye. Hiç. Ulan yemin ediyorum, burada herkes delirmiş. Vallahi herkes aklını oynatmış burada ya. Hıh! Sayın seyirciler, bütçe görüşmelerine yine laf atmalar, söz kesmeler ve sataşmalar damgasını vurdu. Bazen de vekiller sırf söyledikleri meclis tutanaklarına girsin ve haber olsun diye bunu bilinçli olarak yapıyor. Buyurun izleyelim efendim. Evet Sayın Kapuska, buyurun başlayabilirsiniz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuşmama başlarken sizleri selamlıyor ama şurada oturanları selamlamıyorum. Bunlar var ya bunlar, ülkeyi soyup soğana çevirdiler, soğana. Yuh, yalancı adam, yuh. Neriman, akşama kuru fasulyeyle pilav yap, tamam mı? Yuh. Sayın Pötükare, lütfen Hatip Vekil'e müdahale etmeyin. Affedersiniz Sayın Başkan. İhale yolsuzluğu sizde, görevi kötüye kullanma sizde, hısım akrabayı kayırma gene sizde. Lan kanıtlamazsan namertsin ulan, kanıtlamazsan namertsin. Neriman, yanına da bir cacık yap ya, ama bol hıyarlı olsun. Kanıtla! Sayın Pötükare lütfen ama. Sustum Sayın Başkan, tamam. Gün gelecek, hesap vereceksiniz, hesap. Lan bizim veremeyeceğimiz hesap yok. Neriman, cacığa sarımsak koymayı unutma, olur mu canım benim? Yok Sayın Pötükare. Pardon efendim. Ben artık buradan hepinize yeter diyorum, yeter. Asıl size yeter. Neriman, hatırladım şimdi, akşama maç var. Biraz fındık fıstık hazırla. Yeter. Yahu Sayın Pötükare, karınıza ne söylemek istiyorsanız telefon açıp söylesenize. Hayır, eskiden sadece sataşıyordunuz. Şimdi bir de bu çıktı başımıza, Allah Allah. Meclis tutanakları sizin yüzünüzden iyice çorbaya döndü be. Sayın Başkan, telefonu evde unutmuşum da bugünlük idare ediverin artık, ne yapalım. İşte siz busunuz. Her işte kendi menfaatinizi düşünürsünüz. Konuşma lan düdük makarnası. Makarna deyince Neriman, pilavı boş ver, sen makarna yap. Şimdi söyleyince canım çekti. Ama düdüklü makarna olsun. Tutanaklara geçsin lütfen. Sayın seyirciler, Türk İş'in araştırmasına göre Kasım ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1065, yoksulluk sınırı ise 3470 lira olarak hesaplandı. Buyurun izleyelim efendim. Efendim merhaba. Gel Taci gel. Açlık ve yoksulluk sınırını ölçtük mü? Ölçtük efendim. Yalnız sınır azıcık fazla çıktı. Ne kadar? Şöyle efendim, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 15.000, tokluk sınırı ise 22.500 lira. Çüş, nasıl olur lan bu? Vallahi öyle efendim. İnanmıyorsanız gelin kendiniz görün. Hey maşallah be. Sudan pastırma tabağını da yolla bakayım. Baba, pastırmanın arasına havyar koyup dürüm yap. Öyle çok güzel oluyor ya. Hayatım, bir kuzu daha çevirsek mi? Çevirelim hanım. Üstüne de 8 porsiyon kaymaklı ekmek kadayıfı yeriz. Üf, ne biçim bastırır o. Hadi devam. Oğlum bunlar ne böyle? Efendim, 4 kişilik bir aile işte. Lan ne ailesi? Bunlar 4 kişilik canavar. Nereden buldun sen bunları? Efendim, baba fabrikatör. Anne ise villa hanımı. Aslında ev hanımı da, bunların villaya ev dersek ayıp olur şimdi. Çocuklar ise öğrenci. Amerika'da okuyorlar. 4 kişilik bir aile işte.
Oğlum ne yaptın sen? Açlık sınırını bunların üzerinden ölçersek canımızı okurlar. Sen hemen fırla, 4 kişilik bir asgari ücretli ailesi bul. Şöyle 1000 liraya falan doysunlar. Hadi fırla fırla. Emredersiniz efendim. Bana bak, şöyle aza kanaat getiren bir aile olsun ama. Gerçi mecbur öyle olacak ama. Tamam efendim, emredersiniz. Bu ne ya, şuna bak. Şefim, bize bir kuzu daha. Resmen aç kaldık burada ya. Sayın seyirciler, Koca Kafalar Baba Haber Bülteni bugünlük sona erdi. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.